Hürriyet. Galatasaray Başkan Adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan ortak açıklama üçüncü aday çıkarmaya çalışıyorlar. Galatasaray Başkan Adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, İstinaf Mahkemesi'nin seçimli genel kurulu iptal etmesinin ardından Başkan Burak Elmas'la yaptıkları görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte iki adayın yaptığı açıklamalar. Metin Öztürk, ortada hukuksuz bir durum var. Burak Elmas, bize seçim tarihi sordu. Bugün basın toplantısında şeffaf hale gelecektir. Topun bu kadar ortada dönmesi bizi rahatsız ediyor. Seçim için en uygun ve en kısa tarih 21 Mayıs 28 Mayıs konusunda iki başkan adayı mutabık kaldı. Sayın Burak Elmas da itiraz etmeden buna uyacağını söyledi ama fiili bir durum içine de girmedi. Eminim ki kulüp başkanı bugün seçim tarihi açıklayacak ve bu kaos bitecek. Sayın Burak Elmas istifa etmeyi düşünmediğini kesin bir dille söyledi. Üç haftadır aynı şeyleri konuşuyoruz. Çıkarsınız 28E1 dersiniz, tartışmaya kapanır. Sayın Burak Elmas, umuyorum ki 28E1'den 28 Mayıs'ta seçim kararı alır. Bu kaos sona erecek. Katılmayacağını deklare etti. Üçüncü bir aday çıkarsa, o gölge onun üstünde kalır. Ali Samiye'nin koltuğunda oturan bir başkanın sözüne güvenmek zorundasınız. Başkan, seçim tarihini bize bıraktı. Biz de 28 Mayıs dedik. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkan gereğini yapar. Seçimin tarihi 28 Mayıs'tır. Bunun dışındaki her tarih ve aday şüphe yaratır. Eşref Hamamcıoğlu, bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır. Burak Elmas'ın da bu konuda görüşü aynı olmasına rağmen yönetim kuruluyla yapacağı görüşme sonrası açıklama yapacağını dile getirdi. 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim yapılmalıdır. Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına farklı yöntemlerle müdahale edilmiştir. Tahmin ediyorum ki bundan önceki seçim sürecinde de olduğu gibi üçüncü bir aday yetiştirilmeye çalışılıyor. Galatasaray'da çözümler tükenmez. Bu çözüme liderlik yapacak kişiler vardır. Bizler olduğumuz yerde devam ediyoruz. 21-28 Mayıs'ta seçimin açıklanmasını şartsız, şurtsuz, şerhsiz istiyoruz. Biz yarın seçim olmasını bekliyorduk. Maalesef Türkiye'de demokrasinin en güzel canlı örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına, farklı yöntemlerle ve hukuki labirentlerle müdahale edilmiştir. Galatasaray'ın genel kurulda almış olduğu kararı açık müdahaledir. Bundan önceki seçim sürecinde olduğu gibi üçüncü bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor. Bu Galatasaray'ın üzerine düşmüş bir gölgedir. Galatasaray iradesi kendini korumasını bilecek. 21-28 Mayıs tarihine prensipte tüzüğe göre fikir beyan etmiş olmasına rağmen yönetim kuruluyla görüşeceğini, değerlendireceğini ve bize saat 14.15'te toplantıda görüşünü bildireceğini belirtmesine rağmen bize bir geri dönüş olmadı. Sayın Divan Başkanı vasıtasıyla almış olduğumuz geri bildirimde basına 17.00'de açıklama yapacağını ve beklemenize gerek kalmadığını söyledi. Bunu yadırgamış olmamıza rağmen 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim olması gerektiğine inanıyoruz. Neler olmuştu? Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken Sarı Kırmızılılar seçime gitmişti. Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı. Önceki başvurunun sahibi olan Genel Kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Akşam saatlerinde çıkan haberlerde seçimin iptal olduğu iddia edilmiş ancak kulübe konuyla ilgili bir mahkeme kararı ulaşmamıştı. İstinaf Mahkemesi tedbir koydu. Seçim iptal. Yapılan başvuruyu kabul eden İstinaf Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılacak olan seçime tedbir kararı koydu. Böylece Galatasaray'ın başkanlık seçimi iptal oldu. Daire kararında, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Kararda şu ifadeler kullanıldı. Gözden kaçmasın. Son dakika, Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu. İstinaf mahkemesinden karar. Şimdi ne olacak, haberi görüntüle. 100 bin lira teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının Galatasaray Spor Kulübü Derneği tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak ikinci toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Kazananın Galatasaray olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Fırat Develioğlu'nun avukatı Eser Çömlekçoğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilim yasal haklarını kullandı. Arkasında bir şey araştırmak gereksizdir. Bugün bana çok soruluyor başkan adayı kim olur, Fırat Bey olacak mı, diye. Aday olmasının önünde bir engel yok ama konumuz bu olmamalı. Biz yasal hakkımızı kullandık ve hukuken olması gereken oldu. Bugün bu konu tartışılabilir ama kısa bir süre sonra bunun kulübün menfaatine olduğu net bir şekilde görülecektir bazı grupların aleyhine olan durumun sanki kulüp ve camia aleyhineymiş gibi servis edilmesi doğru değildir. Nihayette kazananın Galatasaray olacağından kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı. Yusuf Günay, hukuka aykırı. Galatasaray'da Mustafa Cengiz dönemi yöneticilik yapan Yusuf Günay, dün akşam yaptığı, maskeli baloda sona doğru, paylaşımının ardından bugün de istinaf mahkemesinin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır, şeklinde bir paylaşım yaptı. Gözden kaçmasın. Son dakika, Galatasaray'daki seçim iptali sonrası Abdurrahim Albayrak'tan paylaşım. Tüm kalbimle inanıyorum haberi görüntüle. Abdurrahim Albayrak, seçim yarın olmalıdır. Mustafa Cengiz dönemi As Başkanı Abdurrahim Albayrak da yaptığı paylaşımda, Galatasaray'da yarın seçim olmalıdır. Ben şahsen seçimin yapılacağına bütün kalbimle inanıyorum, ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı. Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı. Fanatik. Yusuf Günay. Birileri vasıtasıyla bunları yaptırmak Galatasaray'a yakışmaz. Galatasaray'da başkanlık seçimlerine ilişkin alınan tedbir kararı İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince 22 Nisan günü kaldırıldı. Galatasaray Spor Kulübü üyesi Fırat Develioğlu ise yeniden tedbir talep ederek kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Talebi değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf 4. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin ara kararının kaldırılmasına karar verdi. Daire kararında davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray Spor Kulübü eski başkan yardımcısı Yusuf Günay konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansına DHA özel açıklamalarda bulundu. İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar hem esas hem de usul yönünden hukuka aykırı. İstinaf Mahkemesi'nin aldığı kararın kendisini çok şaşırttığını belirten Yusuf Günay, bu kararın esas ve usul olarak hukuka aykırı olduğunu belirtti. Alınan kararla ilgili olarak düşüncelerini aktaran Günay, şok bir haberle güne başladık. Galatasaray'da yarın yapılması gereken seçimlerin yapılmaması için tedbir kararı alındığını öğrendik. Karara baktığımda gerçekten çok şaşırdığım bazı hususlar var. Bir tanesi, İstinaf Mahkemesi'nin kararında yönetim kurulunun tüzüğümüzün 87 NCI maddesinin 22 NCI bendine göre almış olduğu olağanüstü seçim kararının yürütülmesinin durdurduğu ifade ediliyor. Bu kararı da zorunlu olarak aldığını belirtiyor. Bu hayret verici bir durum. Yönetim kurulu seçim kararını 28 bölü 1'e göre aldığını basın yoluyla duyurdu. 28 bölü 1, yönetim kurulunun istediği her an olağanüstü seçim kararı alma yetkisidir. Yönetim kurulu bu yetkiyi kullanarak karar almıştır ancak mahkeme ısrarla sen bu kararı 87Y22'ye göre aldın diyerek tedbir kararı vermiştir. İstinaf mahkemesinin verdiği kararın hem esas hem usul yönünden hukuka aykırı olduğunu düşünüyorum. Önce, dosya istinaf mahkemesine sunulacak şekle gelmiş mi, buna bakmak gerekir. 2. NCİSİ ise istinaf mahkemesi bu tedbir kararını verirken kulübümüzden bir savunma istemiş mi? Bunlar yapılmadan verilecek bir karar şeklen hukuka aykırıdır. İlgili şahıs seçimlerde aday değil. Seçimleri durdurma talebinde hukuki bir yarar yok. Davanın aslında muhatabı olamaz diye konuştu. Bu karara karşı bizim bir duruş göstermemiz lazım. Mahkemenin aldığı kararı sarı kırmızılı kulübe uygun bir şekilde tebliğ etmemesi halinde seçimin yapabileceğini aktaran Günay, bu karara karşı bizim bir duruş göstermemiz lazım. Yarın hep birlikte Galatasaray Lisesi'ne gidip olağanüstü seçim çağrısı yapılabilir. Yönetim kurulundan bu kararın alınması istenebilir. Bu tedbir kararı usulüne uygun bir şekilde kulübe tebliğ edilirse bu seçim yarın yapılmaz. Ama tebliğ edilemezse de seçim yapılacak gibi kişilerin hazır olması gerekir ifadelerini kullandı. Galatasaray Spor Kulübü başkanı istifa ederse zorunlu olarak seçim yapılmış olur. Alınan kararın ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın istifa etmesi halinde seçimin önünde hiçbir engel kalmayacağını aktaran Yusuf Günay şunları söyledi. Bugün yönetim kurulu nasıl bir karar alacak bilmiyorum ama yönetim tarafından seçim kararı alınmasını ben yeterli bulmuyorum. Çünkü yönetim kurulu yeni bir seçim kararı alırsa yeniden aynı olayları yaşamamız mümkün. Bunun yerine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı istifa ederse zorunlu olarak seçim yapılmış olur. O yüzden istifa daha doğru bir karar olacaktır. Bu durum kendisi ve yönetim kurulu üzerinde olan tereddütleri de ortadan kaldırabilir. Başkan istifa ettiğinde 3 hafta içerisinde seçim yapılıyor. Fırat Devleoğlu isimli üyenin bu davayı açmasında ne yarar var? Yusuf Günay, davayı açan Fırat Develioğlu'nun bu davadan hiçbir faydası olmadığını ve bu davanın arkasında başka durumlar olabileceğini belirterek, biz, 2019 Mart ayında idari yönden ibra olmadığımızda dava açarak açık ve aleni bir şekilde hakkımızı aradık. Şimdiki durum ise farklı çünkü bizim davamızı eleştirenler, dava açmaktan muhtemelen çekindiler. Yani haklarını açık ve aleni bir şekilde arama yoluna gitmediler. O da zaten pek çok şüpheyi doğurdu. Fırat Develioğlu isimli üyenin bu davayı açmasında ne yarar var? Yurt dışında yaşayan bir şahsın bu davayı açmadaki hukuki yararı nedir? Bunu birisi ispat etsin. Bunun arkasında kesinlikle çok ciddi tereddüt doğuracak işler vardır. Bu tip yollara başvurmak yerine idari ibrasızlığı hukuka aykırı görüyorsanız yargıya gidebilirsiniz. Bunda yadırganacak bir şey yok. Bu bir hak aramadır. Bunun yerine başka yollara başvurarak birileri vasıtasıyla bunları yaptırmak Galatasaray'a yakışmaz şeklinde konuştu. Öte yandan Günay seçimin ne zaman olabileceğine dair şu anda öngörülebilir bir durum olmadığını sözlerine ekledi. Sarı kırmızılı camiadan karara tepkiler büyüyor. Öte yandan istinaf mahkemesinin aldığı karara dair sarı kırmızılı camiadan tepkiler gelmeye başladı. Galatasaray başkanlığına aday olan Metin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mahkeme mahkeme koşup bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceğiyle oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza ifadelerine yer verdi. Galatasaray Spor Kulübü eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Albayrak paylaşımında Galatasaray'da yarın seçim olmalıdır. Ben şahsen seçimin yapılacağına bütün kalbimle inanıyorum." cümlelerini kullandı. DHA Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.